Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok evladı vardı. Ama evlatlarının içerisinde Efendimiz'e en fazla benzeyen, gözümün nuru, gönlümün süruru diyerek öpüp kokladığı, her sefer dönüşünde mutlaka onu ziyaret etmeden, onu görmeden kendi hane-i saadetine geçmediği bir kızı var. Hazreti Ali Kerramallahu Vecihen'in eşi Hazreti Fatıma annemiz. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sefere gitmişler. Aylar sürmüş, uzun sürmüş bir seferin ardından üstü başı toz bere içerisinde evine gitmeden Fatıma'sının evine uğrar. Ama Fatıma babasının geleceğini haber alınca saatlerce evinin kapısının önünde babacığını bekler. Babacığını bekler, karşıdan gelen Efendimiz'i yorgun, argın, üzerinde böyle toz bere içerisinde görünce ağlamaya başlamış, duygulanmış. Babasına sarılmış, demiş ki, babacığım ne zaman bitecek bu çileli hayatım? Hep seferlerdesin, hep ümmetinin derdiyle hemhal oluyorsun. Ne zaman bitecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döner kızına, ey kızım, yavrucuğum, Allah senin babanın emeklerini zayi etmeyecek. Allah senin babanın emeklerini kıyamete kadar zayi etmeyecek. Dolayısıyla bugün kardeşlerim, Ayasofya 86 yıllık bizim özlemimizdi, hasretimizdi, duamızdı. Ama 86 yıl boyunca bugün neden açıldı? Bir emek var, bir mahsul var, bir sonuç var, bir hak ediş var. Ama 86 yılın ilk yılından ve bugüne kadar birçok bu uğurda, bu davada açılma uğruna bedeller ödendi. Bir hak edişler oldu. Onlar göremediler. Ama Allah hiçbir emeğin karşılığını zayi etmedi. Bunu bize nasip etti. Bugün gerçekleşen hadise hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ama geçmişlerimizin emekleri var, katkısı var, duası var, niyetleri var. Rabbim inşallah bütün emeği geçen, bu davaya omuz veren, dert eden Rabbim bütün kardeşlerimizden razı olsun. Peki biz, bizden sonraki birçok Ayasofya'mız var. Ağlaşan ve bu uğurda bizim ümidimiz olan göz bebeğimiz, ilk göz ağrımız olan Mescid-i Aksa'mız var. Mescid-i Aksa'mız için, Endülüs için duaya ve çalışmaya devam edeceğiz.